Ne saklıyorsunuz benden? Ha? Ben çiçeğimin mezarında o çocuğu gördüm. Ali ne olur? Ali'm dedin sen bana o gece. Dur. Kaçma artık. Ali lütfen. Olur. Aç yüzünü. Olmaz. Kurban olayım aç. Ben İskender'i öldürecektim. İskender'i dediler, İskender'i öldürecektim. Ben birinin katili olacaktım. Hadi onu da geçtim. Ben birine sebep olacaktım ya. Neden ya? Neden? Ben anlamıyorum. Neden? Söyle bana neden. Ben o gece sana geliyordum. Gelseydin. Ali. Neden? Allah aşkına bana söyle neden? Yani neden? Bana söyle. Sen beni ilk gördüğünde yüzüme bakmadın. Seni istemem diye mi? Ali. Hiçbir şey söyleme bana. Sen şu anda benim kafama sıksaydın daha iyiydi bana. Hiçbir şey söyleme. Martılar ağlardı. Hiçbir şey söyleme. Biz seninle görüşürdük. Ali! Martılar ağlardı çöplüklerde. Biz seninle görüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan
sevişirdik. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip Çiçek. Gitme. Çiçek, ne oldu? İyi misin? Şey öğrendim. Ha? Her şeyi öğrendim. Sonbahar damlardı damlarımıza. Biz seninle sararırdık. Sonbahar damlardı damlarımıza. Biz seninle sararırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzler. Biz durmadan savaşırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzler. Biz durmadan savaşırdık. Acımasız olma. Hadi gel, seni odana çıkaralım. Gel. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme. Ne istiyorsun? Daha fazla yorulma istiyorum canım. Tabii tercih senin. Ama sadece iki seçim var. Ya bu ambulansla kliniğe gidersin ya da benimle evimize gelirsin. Öyle mi? Hiçbir yere gelmiyorum. Öyle bir seçeneği yok Cemre. Cemre Hanım, rapora göre eşiniz Çelebi Bey size vasi tayin edildi. Yani sizinle ilgili meselelerde yetki ona ait. Tedavinizin nasıl sürdürüleceğine o karar verecek. Sana söylemiştim Cemre. Kendi çapında çok iyi mücadele verdin. Ama senin çapın dar Cemre. Çok dar. Hadi. Güneşlerini bekle. Maskaralık da bitti artık. Evimize gidiyoruz. Müzik.
Ne oluyor ya? Ablacığım bir müsaade et. Dur abla. Hadi. İnsanları daha fazla meşgul etme. Ne oluyor ya burada? Ha? Ozan. Ozan. Lütfen sen evine git. Bu bizim ikimizin arasında. Cemre. Sana eve git dedi. Döme. Senden emir alacak değilim ben, tamam mı? Eve git. Benim kaçacak halim yok. Tamam. Tamam, sen de gönder şunları. Daha fazla rezillik çıkmasın. Geliyorum. Cemre yapma. Ne yapma? Başka bir seçeneğin mi var? Ama... Çantamı alıp geliyorum. Sana eşlik ediyorum. Peki. Kendini içeri kilitledi. İlgilenin lütfen. Ozan! Ozan! Açıyorum, açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Oyalayabildiğin kadar olmalı. Geldim. Allah Allah. Hayrola Memur Bey, ne oluyor böyle? Nerede? Kim nerede? Oo, Çelebi Bey. Ya seni burada görmek ne şeref diyeceğim de sen de her aklın esinde bana geliyorsun ama. Değil mi? Gelmeden önce bir haber ver, bir hazırlık yapalım. Evde böyle kuru çaydan başka bir şey yok zaten. Ya kimi arıyorsunuz? Kaçmış Çelebi Bey. Acele edin lütfen. Allah Allah. Evet. Çay demiştin değil mi? Dışarıda bekliyorum. Açık olsun.
Tabii sen şimdi çay bekliyorsun ya. Ama onun biraz demlenmesi uzun sürer. O yüzden biz seni hiç tutmayalım. Böyle işin de bittiyse seni şöyle yavaş yavaş güzel güzel müsaade verelim sana. Hı? Nasıl buldun? Eserinde gurur duymuşsundur. İyice bir gezseydin. Onu bu hale getiren ben değilim. Senden kaçmak onu bu hale getirdi. Buraya kadar düştü. Buna rağmen onu kurtarmaya çalışıyorum. Anla artık. Ona zarar veren ben değilim. Sizsiniz. Yanlışım var ya. Biz burada kimseyi zorla tutmuyoruz. Siz kaç yaşındasınız? Gençsiniz belli de çocuk da sayılmazsınız değil mi? Bu oyun ne kadar daha sürer sizce? Hı? Zorla ya da değil, Cemre bu sefalete ne kadar daha dayanır sanıyorsunuz? Benim böyle bir şeye izin vereceğimi nasıl düşünüyorsunuz? Kimse senden izin istemedi Çelebi. Cemre senin karın. Kölen değil. Yanlış. Cemre benim hem karın hem de vesayetim altında olan bir hasta. Kendi ayaklarıyla gidip o raporu almakla benden başka bir seçeneği olmadığını kanıtladı. Ben izin vermedikçe hiçbir şey yapamaz. Rüyacığım, sen de avukatsın. Bunu en az benim kadar biliyor olman lazım. Yazık. Artık önüne gelene hukuk diploması veriyorlar herhalde. Hayır olsun. Nedir bu? Neler olmuş burada? Çelebi Bey. Aa, neyin patırtısı bu? Ne oldu? Anneciğim sen gel şöyle. Memur beyler de işlerini yapsın. Ne oldu burada? Anacığım, neler oldu burada? Anacığım bir şey yok. Panik yapma lütfen. Ya belli bir şey olmadı. İyi akşamlar Seher Hanım. İyi akşamlar. Tut şunu. Çelebi Bey. Çelebi Bey. Geçmiş olsun. Ne oldu? Yani yine ne yaptı? Ne kadar zor sizin işiniz bu kadınla. Hiç değilse siz anlıyorsunuz halimi. Tabii anlamaz olur muyum hiç başkanım? Yapabileceğim bir şey var mı acaba? Çok teşekkür ederim.
Asıl sizin istediğiniz bir şey var mı? Söyleyeceğiniz bir şey olursa kartımı bıraktım size. Tabii. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. Gerisini polis halleder. Biz gidelim. Ne anlattı sana? Ne anlattıysa anlattı. Sen önce başımızı açtın, işi temizle. Yani rezil olduk bütün mahalleye. İstemiyorum. İstemiyorum ben bu kadını evde. Anne. Hı? Yapma böyle ya. Bak zaten ne güzel anlaşmaya da başladın sen. Evet ama o kocası kapıya dayanana kadar da. Artık olmaz. Olmaz, bitti. Son sözüm bu. Bitti. Ah be anacığım, bari şunu alsaydın be. Ömer, Ömer. Hey, heylendi. Boş ver, gitmeyin işte. Ne yapacağız peki şimdi? Yani ya Cemre'yi bizden önce? Bulamazlar. Onu da oynat olduktan sonra imkansız bulacağız bir şekilde. Durun bakalım. Ozan abi. Söyle oğlum. Abi senin sosyete benim mekandaydı. Haber ver dedi. Oh. Hadi gidelim. Aferin. Ya hadi. İyi tamam, bunu ne yapacağız oğlum? Nimet mi ya? Al, al kardeşim. Yersin sen. Yürüyün hadi. Aa. Nereye gidiyorsun? Ali'yi bulmam lazım. Sabah olacak neredeyse. Bu saatte nereden bulacaksın? Yapma. Nerede olduğunu biliyorum. Biraz zaman ver. Yapma böyle. Dönecektir. Bak büyük bir şok bu. Atlatması lazım. Bana nasıl baktığını gördüm. Dönmez. Bana para lazım. Yol için. Bekle, ben götürürüm seni. İyiyim. İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyiyim, az daha yakalıyorlardı ama kurtuldum. Vallahi Cemre, kanun kaçaklığında çağ atladın. Sahte pasaport, polisten kaçış. Bence bir banka soy ve bu olayı taşlandır ha. Gerçekten ya, bence de yap Cemre. Vallahi bırak namı yürüsün, biz arkandayız. Vallahi evet, hiç fena fikir değil aslında. Deli raporum var, cezai ehliyetim yok. Ne olmasın? Ya beni bir aydınlatsanıza, bu vesayet falan filan. Oğlum... Koskoca kadının velisi mi olur lan? Velisi değil zaten kardeşim, vasi. Ya rapor verdiler ya şimdi. Öyle durumlarda mahkeme Cemre'nin sorumluluğunun bir yakınına verilmesini sağlayabiliyor. İşte Çelebi de kocası olduğu için. Ha. Bildiğin gardiyanı yani. Yani tam değil ama sayılır. Yani Cemre'yi almaya da kliniğe yatırmaya da hakkı var. Oğlum böyle bir şey var mı ya? Adam manyağın, psikopatın teki, kadının sorumluluğunu ona veriyorlar ya. Da oğlum, bütün bunları sadece biz biliyoruz. Yok, Ömer haklı aslında. Nasıl? Vasi olmanın da bazı koşulları var ya. Yani vasi olabilmek için temiz bir sicile. İşte ne bileyim yani, sağlıklı bir birey olmak gerekiyor. Çelebi'nin de buna layık olmadığı açık. Bakın arkadaşlar, tekrar ediyorum yine. Bütün bunları sadece biz biliyoruz. Ya tamam işte, ben de onu diyorum. Eğer bir şekilde en ufak bir açık bile bulabilirsek kararı iptal ettirebiliriz. Hey yavrum, hey Çelebi Bey, gör bakalım nasıl avukat olunuyormuş. Rüyacığım, iyi söylüyorsun, hoş söylüyorsun ama işimiz gücümüz zaten onun açığını aramak. Yok. Hani hangi ipin ucunu tutsak elimizde kalıyor. Ya doğru ama yine de en ufak bir şey bile işe yarar durumda şu anda. Aynı şey değil. En ufak bir kusur bile yani. Çünkü mahkeme kaçınılmaz olarak senin hakkını gözetecek. İleride boşanma davası açtığında da işimize yarayacak. Tamam, o zamana kadar ne olacak böyle peki? O görevde sizde beyler. Mahalle bizim diyordunuz. Cemre'yi saklamak da size düşüyor. Tamam canım, problem yok. O işi hallederiz biz ha. Tabii canım. Uzun. Hey Allah'ım, hale bak, herif gelmiş burada tıkınıyor ya. Köy yanıyor, deli saçını tarıyor. Kalk bırak. Bırak, tencerenin de hepsini yemiş. Mehmet sende. Tencere bitirmiş ya. Ya ben de gideyim bir dışarıya, etrafı kolaçan edeyim. Birileri geliyor mu, gidiyor mu? Tamam. Ozan, dikkat et. Merak etme. (Gülüyor)
konuşmanın sonucu ne olursa olsun seni burada bekliyor olacağım. Eve dönmek için. Anlaşmamızı sürekli olarak sana hatırlatmak zorunda kalmak istemiyorum. Şeyler hiç değişmiyor. Ne zaman kavga etsek hep buraya geliyorsun. Beni iyi tanıyorsun. Tanımaz mıyım? Ben artık emin değilim. Ali lütfen aklımı öyle yapma. Gözünü seveyim. Bilmediğin bir sürü şey var. İzin ver anlatayım. Öyle mi? Anlat. Dinliyorum, anlat. Ben ölmek istedim. Vazgeçmiştim hayattan. Ben de. Sen ne olacak zannettin? Sen öleceksin. Ben böyle 3-5 gün ağlayacağım. Sonra geçecek, öyle mi zannettin? Öyle değil tabii ki. Senin beni asla bırakmayacağını biliyordum. Ama ben... Sana bunu yapamazdım. Sen bunu anlayamazsın. Beni gördüğünde öyle kafanı çevirdin ya. Ben işte o zaman dedim ki, bitti. Bir daha bana asla eskisi gibi bakmayacak. Bana dokunmayı içi kaldırmayacak. Bana bakarken artık hep gözlerini kaçıracak. Yanımda kalsa bile beni sevdiği için değil, acıdığı için kalacak. Ah be çiçek. Ah be çiçek. Ah be çiçek. Ah be çiçek. Kızım benim derdim hiçbir zaman senin yüzün olmadı ki. Hiçbir zaman olmadı. Yukarıda Allah var. İnsan ilk ona bakıyor. Ben de öyle yaptım. Yalan yok. Ama seni ilk gördüm. Dedim ki bu kız bana hayatta bakmaz. Ama baktın. Hem de öyle bir baktın ki ben ömrüm oldukça unutmam o bakışı. Ondan sonra bitti. Benim derdim senin gözlerin. Öyle şekli şemali falan değil. O gözlerin bakışıydı kızım. Kimse bana hayatım boyunca öyle bakmadı. Bu saatten sonra da bakmaz zaten. O bir kere olur. Bu mu sorun? Ha? Saçların gitmiş. O mu? Ne çiçek? Ne yani? Bu kollarındaki mi? Yapma kurban olduğum, yapma ya. Ben bu kadar mıyım senin gözünde? Hı? Ben sana dünya güzeli dedim. Şimdi başka mı olacak sanıyorsun?
güzellik burada değil ki. Burada. Ben sana ilk günden beri buradan bakıyorum. Ben gönlümün gördüğünü, gözümün gördüğüne değişir miyim kızım ya? Anne beni affet. Beni ne olur beni affet lütfen. Ben çok korktum, çok korktum. Ben çok korktum. Korkmak istedim. Ama sen de beni anla. Kime nasip olmuş böyle sevilmek ki bana olacak dedim. Sen bana dedin ya, keşke yaşasaydın da böyle olsaydı diye. Ben orada anladım, yemin ediyorum gelecekti. Tamam, tamam geçti, geçti tamam. Tamam geçti. Tamam. Tamam. Beni affettin mi? Sen yaşıyorsun ya. Gerisi önemli değil. Tamam. Tamam hadi. Hadi gidelim buradan. Eve dönelim seninle toparlan sonra basıp gideriz buradan. Dur, 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 dur. Doğrusu hanımla konuşmamız lazım. Neden? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Bizi bekliyor. Alo. Sana ulaşmak ne kadar zormuş. Kimsin? Bülent ben. Sen beni hangi yüzle... Bir dakika, bir dakika. Bu konuşmada biri bunu söyleyecekse o da benim. Siz bana hangi yüzle iftira attıysanız... ben de sizi o yüzle aradım. Ne söylüyorsun sen ya? Kardeşini ben bıçaklamadım. Bunu o da, ben de gayet iyi biliyoruz. Asıl sen anlat Çelebi Bey. Sizin benle derdiniz ne? Neden koruyorsunuz o kadını? Hangi kadını? Tomris'i. Sen de bu işin içindesin. Ama yanlış yapıyorsun. O evde çok pis şeyler dönüyor. Çok pis şeyler. Sen de, kardeşin de o kadının oyuncağı oluyorsunuz. Ne biliyorsan söyle, yoksa beni bir daha sakın arama. Anlatırım. Ama yüz yüze. O zaman hiç bekleme. Oğlum. Ne oldu? Cemre ile mi ilgili bulmuşlar mı? Yok. Başka bir mesele. İskender nerede? Dışarı çıktı biraz hava almak istedi. Ya tamam iyiyim dedim ya. Onu fark ettim zaten 42 cevapsız arama görünce telefonumda. Yalnız ben sana söyleyeyim bu merak değil bu baya baya delilik. Ha? Ha yok ya iyi kolum bir şey yok. Oğlum, zaten o günden sonra geçti bir şey olmadı bir daha tekrarlamadı zaten. Kapatıyorum ben tamam. Tamam geleceğim kapatmam gerekiyor görüşürüz bebeğim. Sevenlerin merak mı etmişler seni? Arkadaşlarım. Senin pek olmadığı için yadırgıyorsun tabii. Sende de pek olduğunu düşünmüyordum. Ondan merak ettim zaten. Olmaz olur mu ya? Sen iste bir gün tanıştırırım ben seni birisiyle. Yok. Gerek yok. Beni sadece bir tanesi ilgilendiriyor. Kim? Şimal. Nereden çıktın? Kalkma. İyi değilsin hala. İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Peki. Seni dinliyorum.
Neyi dinliyorsun? Ne anlatmam gerekiyor? Bülent aradı az önce. Seni o bıçaklamamış. Böyle diyor. Doğru söylüyor. Tabii Dark. Doğru mu anladım? Sen seni bıçaklayan adamı serbest bıraktırdın. Başka birine mi iftira attın? Öyle olması gerekiyor. Tam senden beklenecek hareket. Bravo. Bilmediğin şeyler var. Ama bildiğin bir şey var. Seni bıçaklayacak kadar ileri giden birini affedersen öteki böbreğinden de olursun. Çünkü bir kere ihanet eden hep eder. Onu affettiğimi kim söyledi? Sen. Adam dışarıda mı? Dışarıda. Kimse artık. Sahi kim yaptı? Önemi yok. Ya saklıyorsun bile ya. Niye? Şimal istedi diye. Müthişsin. Senin arkadaşlıktan, dostluktan anladığın bu mu? Ha? Birilerinin elinde oyuncak olmak mı? Şimal benim en yakın. Beni asla satmaz. Ben doğdum. O yüzden son kez söylüyorum. Öyle olması gerekti. Öyle yaptım. İnsanlara böyle koşulsuz güvenmen gözlerimi yaşartıyor. Seninki gibi bir saflık zor bulunur kardeşim. Sevinci yolladım. Rahat rahat konuşabiliriz. Evet, seni dinliyorum. Asıl ben sizi dinliyorum. O nasıl bir kumpas ya? Benim aklım almıyor. Sesimizin tonunu indirelim istersen ha? Ali sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Bu kız senin yüzünden... Benim yüzümden değil. Ben kimseye zorla bir şey yaptırmadım. Bir teklifte bulundum, o da kabul etti. Ha öyle mi? Tamam. Madem bu işler gönül rızasıyla oluyor, o zaman bizim ikimizin de rızası yok. Ne onun ne de benim. Çiçek sana anlatmadı herhalde. Senin özgürlüğünün bir bedeli var. Ben o bedeli öderim. Girerim içeri, yatarım çıkarım, hiç bakmam. Peki sonra ne olacak, söyler misin? Bülent hapisten çıkacak, Şimal'in hayatta olmadığı öğrenilecek. Atlas'ı alıp gidecek. Hepsi sizin aşkınız yüzünden, öyle mi? Sizin aşkınızdan daha değerli hiçbir şey yok, öyle mi? Hadi sen tamam. Peki sen? Atlas sana güvendi, sana inandı, seni sevdi. Bunun hiç mi önemi yok senin için? Velayeti alana kadar kalırız. Çiçek, bu bizim meselemiz değil. Bir iki hafta sadece, değil mi? Bülent içeride olduğu sürece evet. Sonra? Ali, bak Atlas için değilse bile benim için. Sen bilmiyorsun. Ben her şeyden vazgeçtiğimde, tamam artık yeter gidiyorum buradan dediğimde... ...o çocuk tuttu beni. Beni o kurtardı. Canıma kıyacaktım, o tuttu. Ben biraz da... Bu çocuk sayesinde yaşıyorum hala. Kızım, ben o çocuğa kıyar mıyım ya? Benim tek derdim seni alıp buradan götürmek değil ki. Ben İskender'in yaptığı şeyin bedelini ödemesini istiyorum, bu. Nasıl olacak o? Rüyanın tanıklığını saymamışlar. Ama Çiçek gidip gerçeği anlatırsa bir yolu bulunabilir. İskender'in tek suçu onu itmek olsaydı, evet. Ne demek o? Sen söyle. Her şeyi anlatmışsın. Bunu da söyleseydin. Yangın kaza değilmiş. İskender'in de parmağı varmış işin içinde. Yani İskender'in ceza almasını istiyorsan... ...Çiçek'in kimliğini açıklamaktan çok daha fazlasına ihtiyacım var. Onların çekmesi gereken ceza senin düşündüğünden çok daha büyük. Siz nereden biliyorsunuz bunu? İskender söyledi. Yani beni Şimal zannettiği için. Ama elimizde bir delil yok. Ama olacak. Bugün şu gazeteye gideceğim, haberi yapan gazeteciyle görüşmeye. Belli ki bir şeyler biliyor o çocuk. Ozan. Kim? Tamam, ben götürürüm sizi ona.
emniyetten geliyorum. Cemre Hanım'dan hala haber yok. Girmiştir bir deliğe. Çok sürmez. Ama yine de başını boş bırakmayın. Sen de git. Gördükleri yerde alsınlar. Başüstüne. Anladım hocam. Tamam. Tamam. Yok, ben teyit etmek için aramıştım zaten. Evet. Tamam, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ne oldu? Ne diyor? Ya dediğim gibi işte en ufak bir zaaf vesayeti düşürebilir diyor. Ay. Cemre biraz düşün ne olur. Yani alkol sorunu olur, işte kumar. Yok bir şeysi, hiçbir şeysi yok. Alkolü de yok, kumarı da yok. Adam resmen iyi aile çocuğu ya. Ya sen emniyetten bir dosya aldık demiştin. Bir şey çıktı mı ondan? Ondan bir şey çıkmadı. Adamın illegal bir durumu yok. Birazdan Ozan gelecek. Evraklar da yanında. İsterseniz bir de birlikte bakalım. Of. Nereye? Hava alacağım biraz. Cemre. Ne? Tam gözükmeyeceğim. Kapının önündeyim. Merak etme Ozan, hareket edin. Nerede? Nöbette yani. Biz seninle ne yapacağız? Sen benim dilimden pek anlamıyorsun gibi. Ay abartma, olur o kadar. E bir o değil ki. Başka ne var? Boş ver. Sen böyle her lafı yarım mı bırakacaksın? Sen kendini hiç bilmiyorsun değil mi? Ne demek bu? Yani o laflar neden yarım kalıyor, bir sen düşün demek. E sen söyleyeceksin onu da. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Yani sana bakmak öyle dışarıdan geçen herhangi birine bakmak gibi bir şey değil ki. Ya sana bakmak fazla ümitli bir şey. Allah için bu durumda benim çok alışkın olduğum bir durum değil. Sen alışmışsın aynalara bakmaya. Çünkü kendi gözlerin kamaşmıyor ama... Sen de bak biraz bana. Ya hep gözünü kaçırdığın için alışamıyorsun belki. Demesi kolay. Dün akşam gelseydin böyle mi yapacaktın? Yok, konuşacaktım. E şimdi de konuş. O zaman sen aç bir büyük, ondan sonra izle muhabbeti. Koşullar uygun değil diyorsun. Aynen öyle diyorum. Pardon. Pardon, ben bir şeyim mi? Böldüm mü? Böldüm. Yo. Doğru. Bölünebilmesi için önce konuşabilmek gerekiyor. Yani o kadar laf ettim, hepsinin havaya gitmesi. Ben de erkeğe gidiyorum. Hadi. Ozan. Ali. Selamlar kardeşim. Hayırdır? Ya müsaitsen sana bir misafir getirdim de. Merhaba Ozan Bey. Tombis ben. Memnun oldum. Sizinle bir haberinizle ilgili konuşmak istiyorum. Eğer zamanınız varsa. Vallahi var. Var tabii de. Yani benim haberlerim genelde pek okunmadığı için biraz şaşırdım tabii. Buyurun, ayakta kalmayın. Ya kusura bakmayın, biraz da olaylı bir gün. Yoksa sizi daha iyi ağırlamak isterdim ama. Yok, size zahmet verdik. Teşekkürler. Estağfurullah. Sağ ol koçum benim. Bu arada lütfen sen deyin. Peki. Haber diyordunuz. Evet, bu Sarnıç'taki yangınla ilgili.
Ali anlattı. Bu işte İskender'in bir ilgisi olabileceğini söylemişsin. Yani sadece İskender'in değil, abisi Çelebi'nin de. Emin misin? Hı hı. Ya, yani İskender hata yapabilir. Kesinlikle kötü biri değildir ama hırslıdır. Ama Çelebi benim bu dünyada tanıdığım en dürüst, en saygın adamlardan biri. Vallahi Tomris Hanım, beni yanlış anlamayın ama... kendi çocuğunun annesini akıl hastanesine kapatmaya çalışan bir adamdan bahsediyoruz yani. Farkında mısınız? Sen... yok canım, öyle bir şey mümkün değil. Çelebi Cemre'ye tapar. Yıllardır onu iyileştirmek için... Hayır. İyileştirmek için değil. Hasta etmek için. Ben yoğun bakımdan yeni çıktım, ayakta karşında duruyorum. Sen bir geçmiş olsun demek yerine niye geldiğimi mi soruyorsun? İskender, şu an doğru bir zaman değil. Ali'yi görmeye geldim. Nerede? Bilmiyorum. Kovdunuz mu? Hayır ama bilmiyorum. Nasıl yani, beni bıçaklayan adamı işten bile çıkarmadınız mı? Bilmiyorum. Yok, ben anlamıyorum. Ben kafayı yiyeceğim ya. Yani gerçekten Şimal. Sen bu olamazsın ya. Sen kimsin Şimal? Ya sen benim başıma bir şey gelse sen dünyayı yıkardın ya. Ya hatırlasana, bir gün arabada seninle beraberdik. Adamın biri benim önüme kırdı. Sen benden daha çok sinirlendin, kafamı direksiyona çarptım diye. Adama bas bas bağırdın. Ne oluyor sana ya? O eskidendi. Eskidendi. Keşke bana da önceden haber verseydin. Artık umurumda değilsin İskender deseydin de ben de ona göre davransaydım. Ya ben senin için beni bıçaklayan adamı serbest bıraktım ya. Benim için değil. Atlas için. Ha, şunu bileydin. Atlas benim çocuğum olsa ben ancak onu o kadar sevebilirdim. Neden? Çünkü senin çocuğun. Şimal. Kimsin ya sen? Sen benim dostum, sırdaşım, çocukluğum. İskender, bunları konuşmak için doğru bir zaman değil. Peki. Madem benimle işim bitti. Ama benim işim bitmedi Şimal. Hatta şu andan sonra benim çok daha fazla işim var. Ne demek o? Umurunda mı? Ali'ye sakın bir şey yapmaya kalkma. Ha, güzel, şimdi dilin açılmaya başladı işte. Tabii ya, İskender de ki zaten. İskender senin oyuncağındı, tamam mı? Sen sıkıldın, kırdın, attın. İskender'in böbreğini alsınlar, umurunda olmasın. Ama elin Ali'sine hiçbir şey olmasın. Neden peki? İsteyerek yapmadı. İsteyerek yapmadı. Güzel. İsteyerek yapmadı. Eğer Ali'ye bir şey yaparsam seni asla affetmem. Ona gelene kadar önce benim seni affetmem gerekiyor. Ki o da çok zor görünüyor. Uzun! Hop! Var mı lan gelen giden? Yok abi. Ömer! Heh. Oğlum neredesin ya? 2 saattir götümüz dondu burada.
Şey, ben sizin geldiğinizi görmedim de. Önemli değil, soğuk gerçekten. Geçebilirsiniz. Buyurun, buyurun. 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 Tomris, korkma. Korkma. Hiç kimseye hiçbir şey söylemem. Sadece seninle konuşmak için geldim. Ozan biraz bahsetti ama ben senden dinlemek istedim. Bak, biz biraz konuştuk. İstersen sen de bir dinle. Tomris teyze, gelsene. Şöyle otur. Rüya. Cemre, bana güvenmiyor olabilirsin. Seni ikna etmen de zor biliyorum ama... birbirimizi az çok tanıyoruz Cemre. Yani benim kimseden korkmayacağımı bilirsin. Eğer senin yanındayım diyorsam... sözümün arkasında durmama hiç kimse engel olamaz. Zamanın var mı peki? Epey uzun bir hikaye çünkü bu. İstediğin kadar. İstersen otur böyle. Tamam teyze. Ben de geliyorum hemen. Buyurun Rüya Hanım. Ne oldu diye soracaktım bu İskender meselesi. Ben çok korktum sana bir şey olacak diye. Şikayetçi olmamış. Nasıl? Yani Şimal Hanım rica etmiş. Tabii onun yeri başkadır İskender için. Yoksa yani zordu. Geri adım atmaz yoksa. Doğrudur. Görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere. İnanılır ki bu değil, bu delilik. Bu adam resmen deli. Öyle. İyi de kızım, bir sürü şey anlattın. Defalarca hastanelik etmiş seni. Hiçbir doktor da demedi mi bu halin nedir diye? Sormadı mı? Evet, sordu. Ben de anlatmaya çalıştım. Ama Tomris, Çelebi her seferinde tanıdığı hastanelere götürüyordu beni. Hani onlara da zaten akıl sağlığımın yerinde olmadığını söylüyordu. İyi de yaraları nasıl açıklıyordu? Kaza oldu diyordu. Kendini bir yerlerden attı diyordu. Bir kere balkondan düştü dedi. Bir kere trafik kazası yaptığımı söyledi. Ama her seferinde tabii doktorlara yalvar yakar oluyor. Aman kimse duymasın, basına sızmasın. Karımın yaptıklarından haberdar olmasınlar. Sözüm ona, beni korumak için. Nasıl oldu anlamadım. Birdenbire üstüne deriyordu. Ambulans çağırsaydın keşke. Ya o anda onu öyle görünce aklım çıktı. Kucakladığım gibi arabaya attım. Kendinden geçmişti. Nedir durum? Sonuçlar çıkmadan bir şey söylemek için erken. Sen ailesine haber ver istersen. Eğer ameliyata gerek görülürse... Olmaz. Ben o yüzden sana geldim zaten. Yani bu yaşananları kimsenin duymaması lazım. Yoksa kariyeri biter. İyi de Çelebi kızın hali ortada. Böyle bir şeyi yakınlarından gizleyemeyiz. Mümkün değil. Biliyorum. Ben de istiyorum haber vermeyi ama olmaz. Neden? Sahnedeki dekorlar üstüne devrildi demiştim ya. Aslında öyle olmadı. Kendi yıktı her yeri. Cinnet gibi bir şey. Kendini kaybetti. Eğer duyulursa işini kaybeder. O zaman da her şey... Yani bu rolü alamazsam ölürüm diyordu. Lütfen ben buradayım. Bütün sorumluluğu alıyorum. Sorumluluğu üstüne alıyordu. Ne? Yıllar önce bana bir kız getirmişti. O zamanlar beraberlerdi yani birkaç senedir falan. Hatta Hülya da tanıyordu kızı. Tomris nasıl yani? Cemre'den önce başka bir neden mi yapmış? Adam resmen seri psikopatmış ya. Yani bilmiyorum. Emin değilim ama şimdi sen anlatınca... kız geldiğinde hastaneye bana sıkı sıkı tembih etmişti kimseye bir şey söylememem için. Ameliyat olmuştu kız. Sonra bunlar toparlandılar, gittiler. Yani ortada tuhaf bir şey yok da. Yalnız kız pek konuşmuyordu, o kadar. Peki kim olduğunu hatırlıyor musun Tomris teyze? Adını falan, o kadar işimize yarar ki bu. Yok be kızım, çok uzun zaman önce dedim ya. Ama bir hastane kayıtlarına bakmamız lazım. Şimdi gidebilir miyiz? Tabii. Tamam, gidelim o zaman. Hadi, hadi. Hadi, hadi o zaman. Siz gidin.
tek tek. Kapı kapı dolaşıp herkese fotoğrafı gösterip sorun. Baş üstüne Adnan Bey. Kibar ve saygılı ol. Baş üstüne. Hadi dağılın. Buldunuz mu? Hayır. Ama bilmek istersiniz diye düşündüm. Tomris Hanım burada. Sebep? Bilmiyorum. Yanında Ömer Atacı ile Rüya Hanım da var. Gözünü dört aç. Bana oradan Cemre'nin yerini öğren mutlaka. Annem mi arıyorsun? Evet bir tanem. Konuşup evimize dönmeyi ikna etmek için. Sen ne okuyorsun Güneş'ciğim? Hatırda mı kan burada? Biliyor musun baba? Bu adam terk edilmiş. Hiç kimse onu istemiyormuş. Çok çirkinmiş. Bir de kamburu var. Yazık değil mi baba? Annesi bile istememiş. Baba? Güneş'cim, bu kitap senin yaşına pek uygun değil. Ama baba. Hayır. Bu adam terk edilmiş. Bu adam terk edilmiş. Bu adam terk edilmiş. Annesi bile istememiş. Bana 1996-97 yılına ait bulabildiğiniz tüm kayıtları getirin. Özellikle aradığınız bir durum ya da bir isim hayır, var hayır. mı? Hayır, sadece kayıtlar. Tamamdır. Uzun süren mi? Yok, hayır. Gelin çocuklar. Buyurun. Merak etmeyin hocam. Hepsi yaptıklarının cezasını tek tek çekecek. Şimal'den çaldıkları yüzün. Çiçeğin hayatının. Canını kaybeden herkesin. Tek tek bedel ödediklerini görene kadar bırakmayacağım. Hay yaşayın hocam. Gel. Merhaba hocam. Onları da şuraya lütfen. Hocam kayıtlar bilgisayarda yok mu? 25 yıl öncesi neredeyse. Hadi Ömer. Peki Çelebi Kaya Beyli dışında neye bakacağız? Beyin travması yazan bütün raporları kenara ayırın. Sonra? Üstüne dekor yıkılan tiyatro oyuncusunu bulacağız. İnternetten aratalım. Ha. Üzerine dekor devrilen kadın oyuncu. Çıktı mı? Bakıyorum. Cık, çıkmadı. Cık,
Çelebi'yle dans ediyorsunuz. İnternetten ulaşabileceğiniz bir bilgiyi bırakır mı arkasında? Vallahi hocam çok haklısınız. Parti kurun, oy verelim o derece yani. Gözünüz işte olsun. Nereye geliyorum oğlum? Ne oluyor? Lan bırak! Oğlum ne oluyor lan? Lan bırak! Lan oğlum bırak lan bırak! Abim hayırlı günler. Kadını arıyoruz. Buralarda daha önce görmüş olabilir misin? Ne oldu? İki günde kaçtı mı senin yeni eleman? Öyle oldu. Gül yüzündendir. Alo. Alo. Merhaba Cemre ben. Bana ne? İyi. Şey ben... Bak işini soruyorsan... Kovuldun. Yapmayın, yapmayın ne olur. Bir müsaade edebilir misiniz? Ben neden gelemediğimi size bir açıklayayım. Kocam peşimde. Beni arıyor. Ondan kaçıyorum. Ben size bahsetmiştim ya hani akıl sağlığımla ilgili bir rapor alacağım diye. Onu lehine çevirmiş. O yüzden benim peşime düştü. Ondan kaçıyorum. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Abla biz bu kadını arıyoruz. Akli dengesi yerinde değil de acaba görmüş olabilir misin? Gördün mü görmedin mi abla? Görmedim. Tamam. Duydun mu? Duydum. Teşekkür ederim. Hadi selametle. Paşa keyfim öyle istedi. Kim geldi söylesene. Yürü. Bak göreceğim zaten ne gizem yapıyorsun. Vallahi anlamadım. Konuşma, gir içeri. Artist. Otur.
Çok fazla vaktim yok. Ne söyleyeceksen kısa öz anlatacaksın. Peki benim bundan ne çıkarım olacak? Sence benimle pazarlık etmek gibi bir lüksün var mı? Haşa. Haşa da halimi görüyorsun. Kardeşini bıçaklamadığım halde bu delikteyim. Buraya gelmeme değecek bir şey söyle. Ben de seni çıkarıp çıkarmayacağımı düşüneceğim. Ayşe Mehtap Can Doğan, beyin kanaması, vefat etmiş. Yok, yaşadığına eminim. Ece Serin kanlı, sert cisme çarpmaya bağlı beyin travması. Ver bakayım. Bu olabilir mi? Prova esnasında kafasına yukarıdan dekor düşmesine bağlı olarak gelişen... İşte bu. Vallahi buldum. Travmaya bağlı, bilinci kapalı olarak hastaneye getirilmiştir. O değil mi hocam? Odur yani. Kesin odur. Yani o yıllarda kaç tane oyuncunun başına böyle bir talihsizlik gelebilir ki? Değil mi Tomris teyze? Olsun, ne olur. O. Aradığımız ismi bulduk. Ece Serinkanlı. Aralarındaki sır buymuş. Bir şoförle yasak aşk ilişkisi. Beni hapse attırıp çocuğun velayetini alacaklar akılları sıra. Sonra da kızını Ali ile baş göz edecek. Ne oluyor? Daha lafımı bitirmedim. Tomris'in kızının yasak aşkından korktuğunu düşünecek kadar aptal biriyle işim olmaz. Ne diyorsun sen ya? Bir, Şimal Ali gibi birine hayatta dönüp bakmaz. Karını tanımadığım belli. İki, Tomris hayatımda tanıdığım en dürüst doğrudan kadındır. Cesedini çiğnemeden o eve girmene izin vermişse başka bir sebebi vardır. Mutlaka. Çelebi, Ali ile Şimal arasında bir dümen var. Alim gitmesin diye iki gözü iki çeşme ağlamazdı yoksa. Onunla arasındaki sır ne boksa, Ali'ye göbekten bağlı. Bunu adım kadar eminim. Çelebi, beni buradan çıkar sana yalvarırım. Kulun köpeğin olurum gerekirse. Çelebi. Benden haber bekle. Bu arada sakın saçmalama. Mahalleyi kapı kapı aradıklarına göre burayı bulmaları yakındır. Ne yapalım? Başka bir yer bulacağız illaki. Neresi? Geceden beri dolaşıyorlar ya. Bir yolunu bulacağız Cemre. Telaş yapma, tamam? Ya tam Çelebi'nin istediği şey oldu. Polisten kaçıyorum şu an. Çünkü mecbursun. Ve yanlış bir şey yapmıyorsun Cemre. Gerçekten yapmıyorsun. Sakin ol. Dur. Rüya arıyor. Hoparlörü alsana. Gel. Rüya. Müjdemizi isteriz. Ne oldu? Buldunuz mu? Evet. Aferin be. Neymiş? Ece Serinkanlı. Sana bir şey ifade etti mi? Ece Serinkanlı. Yok, çıkaramadım ya. Çok eski tabii. Ben bile hayal meyal hatırlıyorum. O zamanlar Çelebi'nin evleneceği konuşulan tek kadındı. Senden önce yani. Ece Serinkanlı. Ece dedin değil mi? Aynen, Ece'ymiş ismi. 1997 Şubat ayında bilinci kapalı olarak hastaneye gelmiş. Ağır beyin travması. Ne diyorsun? Tamam, elinizde rapor ya da resmi evrak vesaire ne varsa onu bize vermelisiniz. Çelebi'nin vasiliğini düşürebilmek için.
Tomris verirsin değil mi? Elbette. Veririm ama raporda Çelebi'nin kadına zarar verdiğine dair bir bilgi yok. Yani Çelebi'nin eski sevgilisinin üstüne dekor düştüğü için Çelebi'yi suçlayamayız. Baba, bu da mı gol değil ya? Ha, sıfıra sıfırız yani. Bütün kayıtları inceleyeceğim. Çelebi'nin kadının yanında olduğunu ispatlayabileceğimiz bir bilgi var mı yok mu bakacağım. Hiçbir sonuç çıkmaz. Sevgilimi hastaneye getirdim der. Yine bu işin içinden sıyrılır bu herif. Gerçekten üstüne dekor düştüyse evet. Ama biz öyle olmadığını tahmin ediyoruz. Eğer öyleyse raporlarda mutlaka buna dair bir iz vardır. Bak, bana akşama kadar müsaade edin, size sağlam delillerle geleyim. Tamam mı Cemre? Tamam. Tamam tabii ki, yeter ki bir şey bulunsun. Sağ ol Tomris. Bulacağız eminim. Görüşürüz. Peki şimdi ne yapıyoruz hocam? Burada beklemenize gerek yok. Ben Ece Serin Kanlı ile ilgili eğer varsa bütün raporlara, her şeye ulaşmaya çalışacağım. Eğer kadını o hale getiren Çelebi ise mutlaka bir izi olmalı. Ya yoksa? Raporları da inceleyeceğim. MR, tomografi, artık ne varsa. Denemekten zarar gelmez. Aynen. Ece Serin Kanlı, Ece. Ece Serin Kanlı. Hala tanıdık gelmiyor mu? Başka bir şeymiş gibi. Böyle dilimin ucunda başka bir isim var sanki. Tamam, ne gibi mesela, söyle. Yani başka bir isim kalmış gibi aklımda. Böyle Emel, Ekin gibi böyle şeyler diye isim geliyor. Ya nereden hatırlayacaksın ki kaç yıl önceki mevzu? O kadın varken muhtemelen sen zaten genç kızdın. Yok. Yani hala gençsin tabii ki de, ben şey anlamında söyledim. Çocuktun manasında, yani ne bileyim 13-14 yaşındasın falan gibi bir şey. Vallahi gençsin, güzelsin. Güzelsin dedim. Pardon, yani o anlamda söylemedim. Aslında o anlamda söyledim de şey... Tamam tamam, acı çekme, teşekkür ederim. Karnın acıktı mı? Midem bizi çalıyor. Mahalleye gitmeden yiyelim. Sen balık seviyordun değil mi? Niye laf sokuyorsun? Tutacağım sözümü. Tamam. Tutarsın. Acelesi yok zaten. Sen balık seviyor musun, sevmiyor musun? Onu söyle. Denizden babam çıksa yerim. Hadi. Var mı bildiğin güzel balık restoranı? Alası var. Hem bu sefer yemekler de benden. Vay be. Hadi. Hadi. Ali, İskender buraya geldi. Abuk subuk konuştu. Ne olur kendine dikkat et, bir an önce eve gel. Oyalanma. Bırak! Bırak lan, bırak! Lan İskender! Adam sen karşıma çık lan! İskender! Al! Ne diyorsun? Bu rapor eksik. Hatta yanlış yorumlanmış. Nasıl yani?
Şurayı görüyor musun? Evet. Raporda yazdığı gibi tepeden kafasına düşen dekor çarpmasıyla bu yönde bir hasar oluşamaz. Kafatasında en ufak bir çatlak bile oluşmamış. Nasıl olabilir? Sert bir cisimle çok yakın mesafeden sertçe vurarak olur. Boyun bölgesine yediği darbe sonucunda 4. ve 5. boyun omurları zarar görmüş. Emin misin? Evet. Evet de sen kaç yıl öncesine ait bir MR'ı niye bu kadar merak ediyorsun? Sonra anlatırım. Handan eminsin değil mi? Yani bu raporları kullanarak bu kadının başına gelenin kaza değil, bilinçli uygulanan bir şiddet olduğunu ispatlayabiliriz. Öyle mi? Kesinlikle. Tomisciğim, ameliyata iniyorum. Var mı başka bir sorun? Şimdilik yok. Çok teşekkür ederim. Alo? Anne. Ne oldu, iyi misin? Lütfen eve gel. Ne oldu, Atlas iyi mi? Hepimiz iyiyiz. Lütfen eve gel. Acil. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. İşbirliğin için teşekkürler Şimal'cığım. Senin için yapmadım. İster Bülent hapisten çıkmasın diye yapmış o, ister başka bir şey için. Ben sonuç odaklı ilerlerim. Hadi Ömer. Bu yaptığın resmen hile be. Ne münasebet. Sen denizden babam çıksa yerim demedin mi? Dedim. Denizden babam çıksa yerim de sushi buna dahil değil. Hadi mızıkçılık yapma. Aa, ama ben ciğer yerken bu kadar naz yapmadım. Bu yaptığın kıyaslama değil, resmen küfür, biliyorsun değil mi? Buyurun efendim. Buyurun. Paşaları önden. Alacağın olsun. Olsun vallahi. Cezan mübarek olsun. Cümlemiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Yok Cemre, yok. Bu Ece Serinkanlı hakkında en ufak bir şey yok. Ne bir şikayet, ne başka bir şey. Ece değildi o kadının adı ya. Ne bileyim. Ece değil. Bulacağım ben onu. Böyle Esra. Esra da değil. Adnan evliymiş. Esin, Esin! Esin, kadının adı Esin. Ne oluyor şimdi? Bak. Kadının adı mı? Kadının adı Esin. Yok artık. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Temizdir, merak etme. Sen çetele falan mı tutuyorsun söylediklerimden? Daha neler? Ne bileyim, böyle dandan lafları yapıştırıyorsun, karşılaştırmalar, bir şeyler bir şeyler. Ne? Söyle. Ya tamam, bunu yaşayacaktık da en azından Japon hattında olmasaydı. Ay, duyan da düşman hattındayız sanır. Ya düşman hattı olmasa da burası benim için deplasman yine, hayatına baksan.
Teşekkürler. Afiyet olsun. Biz bir de çatal rica edebilir miyiz? Hemen. Ya bunun neresi balık Allah için? Bu resmen deniz ürünü koklatılmış pirinç ya. E tamam, o zaman sen de pirinç yemeye geldik diye düşün. Bayağı kastın çünkü. Teşekkür ederim. Teşekkür. Buyurun. Merci. Sen bana bakma ya, sen bildiğin gibi ye. Nasıl istersen. Bak şimdi bu benim en sevdiğim. Hiç güzel. Şöyle olur. Aynen. Dur dur, eziyet etme dur. Yani bir şeyi de unutmaz ha. Bu bir. Heh. Acı seviyorsun. Seviyorum. Bu iki. Tamam. Bu da üç. Oho. Oho. Acısı fazla mı geldi? Yo, senin elinde olunca koymuyor çok. Dur şunu vereyim de bastırsın. Yok, bundan ver ben. Bundan mı istiyorsun? Nasıl? Aslında hiç fena değil ha. Değil mi? Ha, böyle acıyla falan gidiyor yani. Hadi hayırlısı, bir klişeyi daha tamam mı? Hayırlısı. Efendim kardeşim. Ömer, hemen buraya gelmeniz lazım oğlum. Hayırdır? Ya bu kadın var ya hani, Ece Serinkanlı. Onun başka bir adı var ve soyadı da yeni. Yani ilginç olan ne? Oğlum kadın evlenmiş, kadının artık adı Esin Ece Özhalim. Tamam da oğlum, bunda bu kadar şaşılacak ne var ki? Ne oluyor? Bir saniye Ozan, bir saniye. Bu Esin Ece miymiş, iki isimliymiş işte, evliymiş falan filan. Ozan anlasana, devam ki. Ömer bak, başka bir şey diyorum kardeşim. Kadının soyadı Özhalim. Bizim tanıdığımız Özhalim soyadlı kim var? Çalıştır oğlum şu saksıyı, hadi Ömer. Kimin karısı? Adnan'ın. Aynen kardeşim. Kadın Çelebi'nin koruması Adnan'ın karısıymış. Yok artık. Bu sefer Çelebi'nin yumuşak karnını bulmuş olabiliriz. Artık bu herif ne saklıyorsa kadını durdurmak için Adnan'la evlendirmiş ya. Of. Kapatıyorum. Acil eve uğramam gerekti. Ben Şimal'i gördükten sonra elimdeki dosyayı hemen getireceğim size. Siz zahmet etmeyin hocam. Biz hemen gelir alırız. Tamam, nasıl isterseniz. Ben evdeyim. Bekliyorum. Olanlara inanamazsın. Çelebi'nin geçmişte şiddet uyguladığı bir kadını bulduk. Sen niye maskeyle oturuyorsun? Özür dilerim.
Saklamaya çalışma lütfen. Elinde her ne varsa zorla alacak değilim. Neden Tomris? Sen benim aile dostumdun. Bana dostluktan, arkadaşlıktan bahsetme. Yıllar önce Esin, bugün de Cemre. Yıllarca bana da yalan söyledin. Gerçekten akli dengesi yerinde olmayan birinin sözüne mi inanacaksın? Cemre yalan söylüyor diyelim. Peki ya bu rapor? Esin'in başına dekor düştü demiştin. Doğru. Yalan söyledin. Hala yalan söylüyorsun. Seni bana karşı bu duruma getirecek ne buldun Tomris? Anlasana. Ece Serinkandı'nın yıllar önce çekilen MR sonucu. He, ne var bunda? Beyninde oluşan hasar yüksek bir yerden düşen bir dekor parçasının oluşturabileceği bir hasar değil. Biri yakın mesafeden arkasından sertçe vurmuş. Saçmalık. Ne yaptın? O zaman da raporu yazan doktoru mu satın aldın? Bu iftira. Ona sen vurdun. Bunu rahatlıkla ispatlayabilirim. Hadi biz çıkalım. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Ne olan karakara düşünüyorsun? Çelebi ya. Ya bu rapor içinde eski falan derse? Ha, olabilir. Nihayetinde eski değil mi rapor? Yani öyle bir şey yoktur değil mi? Yok yok. Yani raporda yazılanların gerçeği değişmez, eskimez, zaman aşımına uğramaz. Ama Çelebi geçmişi için yargılatmaya çalışsaydık suçu zaman aşımına uğramış olurdu. Yani biraz daha açıklayıcı olsan? Yani Çelebi geçmişte Esin'e zarar verdi diye yargılatamayız. Çünkü suçu teknik olarak zaman aşımına uğramış olurdu. Yani elimizdeki bu belge Çelebi'nin güvenilir biri olmadığını, yalan söylediğini ispat edebilir. Hem Cemre'den önce bir kadına zarar vermesi de emsal gösterilebilir. Evet. Yani vasilik hakkı elinden alınır yani. Tabii ya, herhangi bir alkol ya da kumar problemi bile işe yarardı. Ama biz onu şiddet uyguladığını ispatlayacağız. Böyle birine vesayet verilmez. Bir de kadını bulursak tam sağlamasını yapmış olacağız ya. İyi, çifte dikiş gitmek en iyisi zaten. Kadın işi bende. Tamam. Cemre. Cemre, şans bizden yana. Umudumuz var. Elimizde resmi bir kayıt olacak. İnşallah. Bundan sonrası yokuş aşağı. Öyle mi diyorsun? Öyle. Kesin bilgi. Hadi görüşürüz. Hadi Rüya. Görüşürüz. O zaman ben de gidiyorum. Sen nereye? Ya bir emniyete uğrayayım da şu kadının güncel adres bilgileri nedir ne değildir bir öğreneyim. Şahane fikir. Tamam hadi. Cemre, burada kalıyorsun sen. Ama... Ne aması yani? Şimdi polis seni ararken karakola gelmen mantıklı mı? Değil. Peki Çelebi'nin adamları mahallede ararken dışarı çıkma mantıklı mı? Değil, tamam. Tamam. Hep böyle mantıklı davranmak zorunda mısın? Ama insanın zaten senin yanında başka bir seçeneği yok ya. Ne demek? Ben öyle fevri, aklına ne gelirse yapan bir insanım yani. Ama bak ne güzel anlattın vallahi. Doğru sözü ne denir ya? İyi. Ben kaçtım. Döndüğümde burada ol. Başka bir seçeneğim yok zaten. Seçeneğin olmadığı için değil. Gerçekten istediğin için burada ol. Hadi görüşürüz. Tamam, dikkat et. Sen elinde bir dosya tutmuyorsun Tomris. Böyle bir kayıt yok. Anlattığın hiçbir şey yaşanmadı. Her şeyi biliyorum. İskender'i Bülent bıçaklamadı. Bunu siz de biliyorsunuz herhalde, değil mi? Saçmalama. Bana kalırsa İskender'i nişanlısının ölümünden sorumlu tutan biri bıçakladı. Tesadüf bu ya.
O da bu evde şoför. Ali. Duyduğuma göre sen de pek düşkünmüşsün ha. Şimal o kadar düşmez diye düşün. İnanmamıştım. Yanılmışım herhalde. Eğer dostluğumuza gölge düşerse seni suçluyu kayırmaktan, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsten, suç delilini saklamak ve değiştirmekten, seni de tehditle ifade değiştirmeye zorlamaktan, Ali'yi kasten adam öldürmeye teşebbüsten içeri attırırım. Gel Atlasçığım. Ben de tam senden bahsedecektim. Bu koşullar altında Bülent'in velayet davasını kazanmasını sağlamam birkaç saatimi almaz. Ha bu arada ana kız sırrınız nedir? Henüz ona gelmedim bile. Benim sınırlarımı eşeleme. Ayaklarının altından dünyayı çeker alırım. Sen beni anlıyorsun. Gözlerinde görüyorum. Gördüğün, bildiğin her şeyi unutacaksın. Her şeyi. Dost düşman olmaz derler. Doğruymuş. Sana güveneceğimi biliyordum. Alabilir miyim? Verme. Verme. Şantajına boyun eğme. Başka kayıt var mı? Yok. Şimdi hemen benim yanımda hastaneni arıyorsun. Göndereceğim kişiye 1997'nin tüm arşiv kayıtlarını teslim edecek. Tamam? Güzel. Anlaşmayı sen bozmadığın sürece ben de bozmam. Eğer çok oluyorsun derseniz haklısınızdır ya, anlarım. Ama işte ben de kalkıp size olan bitenin hepsini anlatmak istedim. Fakat bakın, bizim bu kadının adresine ulaşmamız şart komiserim. Bu adam zaten katakulli yaparak karısını vasiliğine aldı. Şimdi bir de üstüne Cemre'yi eve kapatacak komiserim. Siz de biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz, mesele sırf bir kişi değil. Mesele bu çürümüşlük. Bu yozlaşmışlık, bu adamların gücünün sınırsızlığı, gözümüzün içine baka baka bu kadarı da olur mu ya dediğimiz her şeyi bu kadarı da olur diyerek yapmaları. Ama ben pes etmeyeceğim komiserim. Belki isimler değişebilir, belki acı çekenler değişebilir ama mücadele bitmez. Biz direndikçe bu adamlar kaybetmeye mahkum. En azından denedim ya. Kolay gelsin. Ozan.
eve izinsiz girmeye kalkarsanız haneye tecavüzden alırım içeri. Her şey kurana uygun olacak komiserim. Sağ ol. Kaybol. Adnan, yedi kredibisin hala. Evet. Adamları orada bırakın. Hemen oradan ayrıl. Tamam. Nereye? Esin'in yanına git. Onu alıp güvenli bir yere yerleştir. Anladım. Bir sıkıntı mı var? Cemre ile yardakçıları peşindeler. Ona asla ulaşmamaları gerekiyor. Anlaşıldı. Yollamaktan bahsediyor. İyi. Ne demek iyi? Rüyaya haber vermemiz lazım. Biraz önce burada konuşulanları benim gibi sen de duydun, öyle değil mi? Evet, duydum. Hemen vazgeçtin, direnmedin. Başka çarem mi vardı? Sadece beni değil, hepimizi tehdit etti. Sen de duydun. Ne bekliyordun ki? Alkışlayacak mıydı? Elbette tehdit edecekti. Öyle adalet yerini bulacak, savaşacağız deyince olmuyor. Cahil cesaretiyle de olmuyor. Duracağın zamanı bilmek de bazen cesarettir. Ben hapse girersem her şey düzelecek mi zannediyorsun? Atlas'ı kaybetsem sarnıçtaki yangın kendi kendine çözülecek mi? Elimizdeki tek delili ona verdin. Rüyanın Cemre'nin tek şansı olabilirdi. Ben Atlas'ı kaybedemem Çiçek. Her ne yapacaksam Atlas'ı koruyarak yapmak zorundayım. Aynı şey senin için de geçerli diye düşünüyorum. Ali'yi kaybetmek istiyor musun? Çelebi'yi tanımıyorsunuz. Onun gibi güçlü bir insanın düşmanı olmak istemezsiniz. Bunu sizi düşündüğüm için söylüyorum. Bu mu yani? Bitti mi? Aşağıdakine su yemek verilmeyecek. Baş üstüne. Serkan, arabayı al arka sokağa gel. Abi bizim arabanın tekeri uçurmuşlar. Tamam. Bıyıklı! Şimdi ödeştik. Attığın dayan hesabı kapandı. Meşgule attı. Müsait değildir herhalde. Herhalde.
Neyse geldik zaten. Tomris teyze. İyi misin? Hocam, bir problem mi var? Üzgünüm. Size yardımcı olamayacağım. Nasıl? Ben sizi yanlış yönlendirmişim. Elimde delil olabilecek hiçbir şey yok. Hocam, siz dalga mı geçiyorsunuz bizle yani? Çelebi mi öğrendi, tehdit mi etti sizi? Beni meselenizin dışında tutun. Hiçbir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Tomris teyze! Son sözüm bu. Tomris teyze! Tomris teyze! Teyze, bir açar mısın kapıyı? Tomris teyze! Ne değişti ya birkaç saatte? Tomris teyze, ne olur aç. Hadi Rüya, kimseye zorla bir şey yaptıramayız. Hadi gidelim. Ne bırakacak mıyız öyle? Ya ne yapalım? Başka bir yol bulacağız artık. Hadi. Hadi gel. Hadi. Rüya. Şimal. Şimal, sen biliyor musun ne olup bittiğini? Çelebi tehdit etti. Neyle tehdit etti peki? Öğrendi. Her neredeyse şu an onu başka bir yere götürüyor. Biz şimdiki yerini bile bilmiyoruz ki. Efendim kardeşim. Heh kardeşim. Bu Esin Ece denilen kadının adresini buldum ben. Tamam oğlum, buldun da zamanımız daralıyor. Çelebi öğrenmiş kadın aradığımızı. Kadın adresinden aldıracakmış. Tamam kardeşim, ben Cemre'nin yanına gideyim, haber vereceğim sana. İyi tamam. Hadi. Teşekkürler Şimal. Görüşürüz. Görüşürüz. Cemre abla, büyüklüğün adamları geldi. Ne diyorsun? Koş, bahçenin sonunda yol ayrımı var, seni mahalleye götürür. Sen ne yapacaksın? Ben saklanacak bir yer bulurum, sen merak etme. Tamam, sağ ol. Kardeşim birazdan hızlı gitsen ya. Görüyorsun abi, yol müsaade ettikçe gidiyor.
baksana kardeşim ya. Abi bunun hesabını ver bana ya. Başına bak, hep çizim öyle ya. Bu nedir ya? Ya yüzük yiyor kardeşim, ben seninle başlayacağım ya. Allah Allah. Sen kadar. Al şunu. Sağına sola baksan olmayacak bu zaten. Ya sağına sola bak, her zaman gidiyor bu. Zaten her zaman gidiyor. Ya bırak bana ya kardeşim, bana sadece ya. Yolla. Ozan, nereye böyle koştur koştur? Başka zaman ya Dilek abla. Seninkinin kocası bütün mahalleyi karış karış aratıyordu. Hey Allah'ım ya. Cemre! Ne yapıyorsun ya burada? Uzun'un mekanını buldular. Onlardan kaçıyorum. Ne? Tamam, o zaman gözükmeyelim etrafta ya. Nereye gidelim? Bilmiyorum. Bulacağız bir yolunu. Yürü, 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 yürü. Cemre, buradan. Buradan. Ay. Gel, dayan. Gel, gel. Dayan Cemre, gel. Ay. Cemre. Gel, 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 dayan. Gel. Tamam. Gel. Gelin. Hadi, hadi. Tamam. Eğin kafanızı. Tamam, kayboldular. Cemre, esinleyeceğinin adresini buldum. Da bir an evvel buradan gitmemiz lazım. Çünkü Çelebi bizden önce gidip kadını oradan kaçırabilir, tamam mı? Evet, tamam. Tamam gidelim, neredeymiş? Riva'daymış, zaten Ömer'le Rüya bizi bekliyor. Seni almaya geldim de neyse, şu peşimizdekilerden kurtulalım. Bir araç bulacağım falan mahalleden. Hemen gideceğiz. Tamam. Tamam mı, sen rahat ol. Anahtar arabanın üstünde. Sabah erkenden dükkanın önüne bırakın. Benzin de alın. Ben sadece 50 liralık benzin koyarım, yolda kalmayın. Tamam, tamam. Tamam. Teşekkürler. Bu yeni açılan lokantanın sahibi değil mi? Evet. Benim patronum, onun yanında çalışıyorum. Niye yardım ediyor bize? Bilmem. Yani tuhaf biri. Tamam, neyse ya. Cemre, mahalleden çıkana kadar orada saklan, tamam mı? Tamam. Hadi saklan, saklan. Ankara'ya gidiyorum. Ufak bir işim var. Halledip geleceğim. Ne işi? Hastaneyle ilgili. Ne zaman gelirsin? Yarın vakitlice dönmüş olurum. Atlas sana emanet. Gözünün önünden ayırma, olur mu? Bir şey mi var? Ali'ye ulaşamıyorum markete gittiğinden beri. Gelir, merak etme. Ya Çelebi bir şey yaptıysa ya da İskender? Çelebi anlaşmayı bozmadığımız sürece hiçbir şey yapmaz. Bilmediğim bir şey yapmadın değil mi? Yapmadım. Tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz.
Kimse duymuyor beni. Yardım edin! İmdat! Nerede kaldı bunlar ya? 2 dakikaya geliyoruz dediler ya. Gelirler şimdi. Şunlar mı? Ya. Dünya! Dünya binin! Ne ya? Binin! Kardeşim hemen zıplayın, bak şurada bir mandal var. Açın binin hemen. Oğlum bu ne ya? Ha, siz bunu bulduğumuza şükredin. Az daha yakalanıyorduk. Geçiriyor. Binin, anlatacağız içeride, gel. Oğlum böyle mi gideceğiz lan dolmuş gibi? Yok kardeşim, daha çok böyle polis gören dolmuş gibi gideceğiz. O yüzden siz biraz çökün. Çök! Taksiyle gitseydik keşke. Rüyacığım, mahalleden riba ne kadar tutar biliyor musun? Benzin parasını hallettik bunu. Rahat mısın? Vallahi daha konforlu yolculuklarım olmuştu. Abi canım, ona ne şüphe. Neredesin? Yoldayım Çelebi Bey. Neden hala gidemedin Adnan? Yedikule'de bazı aksilikler oldu. Yeni bir araba ayarlamam gerekti efendim. Başka bir aksilik daha olmasın. Esin'i hemen sana mesaj attığım adrese götür. Sakın oyalanma. Konuşmamız gereken acil şey. Sarnıç'taki yangın. Otur lütfen Kenan. Lafı hiç uzatmayacağım. Sarnıç'ta Kayabeylilerin parmağı olduğunu biliyorum. O yangın benden kızımı, kimliğini, yüzünü aldı. Suçlular cezalarını bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağım asla. İyi de benden ne istiyorsun? İşbirliği. Çelebi ile İskender'e karşı benim yanımda olmalı. Suçlarını ortaya çıkarmama yardım edersen ben de sana yardım ederim. Burada insanlardan para dilenmene gerek kalmaz. Yeniden toparlanman için gereken maddi desteği veririm. Benimle misin? Nasıl yapacağız? İmdat!
Ya benim sesimi kimse dur. Yardım edin ya, böyle duysun ses. Yapacağını yaptın, şimdi sıra ben. Var mı bir ihtiyacın? Geberteceğim lan seni. Geberteceğim seni oğlum. Eli kolu bağlı birine göre fazla şuursuzca bir laf ama. Susadın mı? Üzülme, üzülme. Yani hiç değilse tuvalet ihtiyacın yok. Ha, ama sana kötü bir haberim var. Bana da hastanede söylediler. Uzun vadede susuzluk böbreklere zarar. Hem de ikisine birden. Benden bir giderse senden iki gider Ali. Çünkü eşit olamayız. Korkmuyorum lan senden. Korkmuyorum oğlum senden. Büyük konuşuyorsun. Korkmuyorum. Peki o zaman şöyle yapalım. Birkaç gün sonra ben geleyim, tekrar konuşalım. Çünkü fikrin değişeceğine eminim. Sil. Bir şey olmasın, ne olur. Allah'ım benden alana ver. Ozan burası. Burası, geldik. Kardeşim geldik. Özel müktür yazıyor. Hay Allah ya. Biz şimdi bu kuralı nasıl çiğneyeceğiz ya Cemre? Böyle. Aynen öyle. Rüya. Rüya. Rüya, geldik. İçim geçmiş, pardon. Çocuk gibisin, arabaya bindin direkt uyudun. Sensin çocuk. Hadi, iyi misin? Hadi gel. Bu sefer başarabilecek miyiz? Her seferinde başardın Cemre. Çelebisiz uyandığın her sabah senin için bir zafer zaten. Teşekkür ederim. Vallahi ben bir şey yapmadım. Direnen sensin. Thank you.
Çelebi Bey. Cenu Hanım ve diğerleri buradalar. Allah kahretsin! Çelebi! Ne yapmamı istersiniz? Sen kendini belli etme. Gözün üstlerinde olsun. Gerisi de ben ilgileneceğim. Oğlum ne oluyor? Cemre. Esin'i bulmuş. Nasıl? Tomris. Tomris anlaşmamızı bozdu. Bana ihanet etti. Ne olacak şimdi? Ya Esin konuşursa? Esin asla konuşmayacak. Konuşursa her şey ortaya çıkar. İzin vermem. Vermem. Merhaba. Ben Çelebi Kayabeyli. Bir ihbarda bulunmak için aramıştım. Doğru adres değil mi? Evet, evet. Buyurun. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Cemre Kayabeyli. Esin Ece Hanım'la görüşmek için gelmiştim ama... Kendisi kimseyle görüşmek istemiyor. Siz ona benim ismimi söylerseniz... arkadaşlarımdan tedirgin olursanız onlar dışarıda bekleyebilir. Mümkün değil. İyi akşamlar. Bırakın yoksa polis çağırırım. Cemre lütfen sakin ol. Lütfen. Korkmayın, size ya da Esin Hanım'a zarar vermek için gelmedik. Bakın, Esin Hanım'la konuşmadan şuradan şuraya gitmem. Ablacığım izin ver geçip konuşalım ha. Birisi bir şey derse zorla girdiler dersiniz. Hem sizin de başınız yanmaz. Yardımcı olun bize be. Kendisi içerideki odada. Teşekkürler. Sağ olun. Ben baktığımdan beri bu halde. Boyundan aşağı felç. Neden? Vallahi bilmiyorum. Bana bir şey demediler. Ulan ister misiniz o kazadan sonra olsun be? Olur olur. Bu nasıl bir vicdansızlıktır ya? Kadını bu hale getirip... Ben Cemre Kayabeyli. Çelebi'nin karısıyım. Maalesef. Çelebi sizi burada zorla mı tutuyor? Hanımefendi. Bakın eğer böyle bir durum varsa biz polise haber verebiliriz. Sizin için yapabileceğimiz ne varsa. Gidin buradan. Ablacığım, biz senin olayın aslını biliyoruz. Yani insanlar başkasını biliyor, biz gerçeğini biliyoruz. O yüzden rahat olabilirsin, biz anlatabilirsin. Yıllar önce çekilen MR görüntülerinizde size bile isteğe zarar verildiğine dair işaretler var. Konuşmana ihtiyacım var Esin, şahitliğine. Yoksa benim de sonum senin gibi olacak. Çelebi beni deliymişim gibi gösteriyor. Her şeyimi elimden aldı. Bu kızımı, özgürlüğümü, akıl sağlığımı. Eğer vasiylik hakkını düşüremezsem öldürecek beni sonunda. Esin Hanım, lütfen paylaşın bizimle. Bakın biz bir ses kaydı alalım. Siz anlatın bize bildiklerinizi lütfen. Sizin şahitliğiniz bizim için çok değerli. Ablacığım, eğer korkuyorsan buradan beraber çıkarız. Biz gidip seni yalnız bırakmayız. Ne olur. Esin, ne olur. Sana yalvarıyorum. Ne olur bana yardım et. Ne olur.
Abla açma kapıyı. Ne yapacağız? Nasıl açmayayım? Polis... Polis geldi. Abla dur, açma kapıyı. Nasıl açmayayım? Dur, açma polis kapıyı. Geldi. Biz biraz, dediğimiz biraz zaman bekleyin. Açarsınız, kapıyı tamam mı? Lütfen bakın, polis biraz daha konuşalım. Memur bey, karımın yanına özel mülküme izinsiz girildi. Cemre Kaya Bey ile ceza ehliyeti tamam, olmadığı için karıma zarar vermesinden tamam, korkuyorum. Tamam, sakin ol. Eşim felçli ve yatalak. Lütfen tamam. Acil müdahale edin. Aç kapıyı, polis. Polis, aç kapıyı. Aç kapıyı. Çelebi Bey, polisler Cemre Hanım'ı almak için içeri girdi. Tamam. Ablacığım bekle, biraz bir en azından bir iki dakika biraz bekle. Kapıyı kıracaklar. Kırmazlar ablacığım, biz konuşuruz. Bir iki dakika şimdi. Esin, ne olursun, ne olur yalvarırım. Hiç ölümden korkusumdan değil, yemin ederim. 8 yaşında bir kızım var benim. Canı Çelebi'nin eline bırakamam. Ne olur, lütfen. Bak buradan beni, onu polisler onun yanına götürecekler. Ne olur, bir şey söylerim. Tepki ver, tepki ver. Ne olur, yalvarırım. Bak, öldürecek beni. Bizim ikimizin birbirinden farkı yok. Ne olursun yardım et. Cemre Kaya Bey ile burada mı? Burada, burada. Komiserim. Bir dakika müsaade etseniz. Bakın, bir yanlış anlaşılma zaten olmuş. Sadece konuşuyorlar. Lütfen sonra yaparsınız işlerini. Polise mukavemet. Memur bey, bakın yaptığımız bir şey. Tamam, tamam. Dokunma. Sakin. Dokunma. Tamam. Buyurun. Tamam, beni ara. Tamam mı? Beni ara. 584-114-10-15. 584-114-10-15. Duydun mu? 584-114-10-15. Nerede olsan gelirim. Nerede olursan ol gelirim, tamam. Cemre tamam. Tamam, sakin Cemre, merak etme, sakin. Tamam. Şimdi ekip arabasına bindiriliyor. Cemre. Cemre, hiçbir şey bitmedi. Karar değiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, tamam mı? Merak etme. Adalet mi kardeşim bu ya? He Ömer, adalet mi lan bu? Tamam oğlum, daha bir şey bitmedi ya. Pes etmedik daha ya. Ya kardeşim, ne pes etmedik ya? Götürüyorlar lan gözünü sürüyor ya. Gel, gel buraya. Ya. Tamam lan. Tamam, sakin olun ya. Götürüyorlar. Vallahi yuh olsun bize ya. Vallahi teslim olduk be oğlum. Elimizle Cemre'yi teslim ettik lan. Tamam, sakin ol ya. Çelebi'ye gidelim, bir şey yapalım. Gidelim. Bir şey yapalım arkadaşım ya. Gidelim, gerekirse kapısında yatalım. Cemre'ye yalnız olmadığını gösterelim Ömer. Bir şey yapalım oğlum. Tamam, tamam, bir şey yapacağız. Ağlama lütfen, ağlama sen. Sen de sakin ol birader. Tamam, gidelim Çelebi'ye gidelim. Tamam, sakin ol. Hadi. Hadi, o zaman hadi. Evine hoş geldin sevgilim.
Senin dünyan benim kadar. Söylemiştim. Bensiz bir hayatın olamaz. Olacak. Biliyorum. Çelebi. Neyi? Çöpe atılan bebeği. Cemre, kaya beni bırak. Burada, burada. Bize iki dakika müsaade etsiniz. Sana yalvarırım. Bana tutunacak bir dal ver, ne olur. Ona çöpe atılan bebeği sor. Onu bununla tehdit et. Herkese duyururum de. Geri adım atar. Ya vasilik hakkından kendi rızanla vazgeçersin. Ya da çöpe atılan bebeğin hikayesini herkese duyurur. Tabii istersen beni burada zorla tutarsın. Susturursun da. Ama Rüya, Ozan, Ömer, onlar susmayacak. Eğer bu gece bu evden istediğimi alarak çıkmazsam, sosyal medyada, basında aynı anda aynı şeyi yayacaklar. Çöpe atılan bebeği. Bu sefer karar verme sırası sende. Teslim ettiler, şimdi de gidiyorlar. E ne yapacaklar? İşleri bu. Başardık. Nasıl ya?
Nasıl aldılar seni? Çelebi kendi isteğiyle vazgeçecek. Özgürüm. Özgürüm!